Merhaba, profesyonel koç Aysel Eker ben. Mavi Kadın'da kelebek etkisinde yine yepyeni bir konuyla sizlerle birlikteyim. Bu haftaki konumuz soru sormanın ikna edici gücü üzerine. Tabii öncelikle size sormak istiyorum. Sizce soru sormanın ikna etmek üzerine bir gücü olabilir mi? Ne dersiniz? Araştırmalara göre insanlara planları ve niyet ettikleri konular hakkında sorular sormak, gerçekten de onların bu planları ve niyet ettikleri konular hakkında harekete geçme ihtimallerini artırıyor. Örneğin, burada merak ettim de bir sonraki seçimde oy kullanmayı düşünüyor musunuz? Gibi bir soruyu sormak araştırmalara göre oy kullanma ihtimalinizi %41 artırmaktadır. Peki nasıl oluyor bu? İşin püf noktası soru sorarak sizi ikna etmeye çalışmak yerine düşünmeye sevk ediyor olma. Ayrıca karşınızdaki kişinin sizi ikna etmeye çalışıyor düşüncesini binaen geliştireceğiniz o direnci de ortadan kaldırıyor olması. Yine başka bir araştırmaya göre önümüzdeki 6 ay içerisinde bilgisayar alıp almadığınızı soruyor olmam bilgisayar alma ihtimalinizi %18 arttırmaktadır. Çünkü bir an için size önümüzdeki 6 aylık süre zarfında gerçekten bilgisayara ihtiyacınız olup olmayacağı konusunda düşünceye sevk etmektedir. Dolayısıyla sorular aslında bizleri düşünmeye sevk ederken harekete geçmemiz konusunda da yardımcı olmaktadır. Yine başka bir araştırmada dişinizi fırçalamak ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak konusundaki planlarınızla ilgili sorular sorduğunda gerçekten de dişinizi fırçalamak ve sağlıklı beslenmek konusundaki ihtimalleri daha da artırabiliyorum. Tabii buradaki önemli nokta bunları halihazırda da yapmak istiyor olmanız. Yani buradaki önemli ve kritik nokta kişinin bu konuya karşı hangi konuysa o ona karşı olumlu yaklaşım sergiliyor olması. Çünkü bu metot kişi bu duruma olumlu yaklaştığı zaman işe yarıyor. Eğer olumlu yaklaşmıyorsa soruların burada etkisi olmuyor. Örneğin Uzak Doğuların yaptığı gibi canlı ahtapot yemek ister misiniz diye soruyor olsam bundan çok sıcak bakmayacaksınız ve sizde bir etki yaratmayacak, hatta rahatsız ediyor olacak. Dolayısıyla buradaki dediğim gibi önemli nokta o konuya olumlu bakılıyor olması. Hatta belki ilk etapta hayır cevabı alınmış olmasına rağmen soru düşünmeye teşvik ettiği için kişi o düşünceye karşı, o sorunun getirdiği düşünceye karşı kendisini pozitif hissettiğinde düşüncesini de değiştirebilmektedir. Şimdi buraya kadar böyle araştırmalardan bahsettim. İkna etmenin çok önemli olduğu avukatlık mesleğiyle ilgili de bir gözlemden paylaşmak istiyorum. Bu gözlemde en başarılı avukatlar gözlemleniyorlar ve bu başarılı avukatlardan bir tanesi şu şekilde bir yorum yapıyor. Avukatlığın püf noktası benim varmış olduğum noktaya sizin kendinizin varıyor olmasını sağlamak. Böylece o sonuca kendinizin varıyor olmanızı sağlamakla kendinizin mantıklı bir karar aldığınızın hissetmenizi sağlıyorum. Yani aslında belli bir noktaya kadar jüri üyelerini getirip sorularla beraber o noktada bırakıyorum. Sonraki o son adımı atmak ve kararı almak da onlara kalmış oluyor. Böylece jüri üyelerinin kendi kendini ikna etmesini sağlamış oluyorum. İnsanlar kendilerinin etkilenilmeye çalışıldığının ya da ikna edildiğinin mutlaka farkına varırlar. Dolayısıyla bu kendi kendini ikna metodu kişilerin düşüncelerin kendilerine ait olduklarını düşünmeleri dolayısıyla daha rahatlıkla karar almalarını ve o fikre gelmelerini sağlamaktadır. Şimdi burada bu araştırmalar ve gözlemler neticesinde size sormak istiyorum. Her zamanki gibi 3 soru soracağım. İlki, soru sorarak kişileri teşvik etmeye konusunda ne düşünüyorsunuz? İlki bu. Gelelim ikinci soruya. Sizce bu metodu hayatınıza en etkili şekilde nasıl uygulayabilirsiniz? Ve tabii ki üçüncü soru, sizce bu metodu hayatınıza getirip uyguladığınızda yaşamınızda nasıl bir etkisi olur? Soruların cevaplarını her zamanki gibi videonun altına bekliyor olacağım. Mavi Kadın YouTube kanalına abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hafta tamamen farklı bir konuda yine sizlerle beraber olacağım. Kelebek etkisinde görüşmek üzere. Kucak dolusu sevgiler.